Birazdan dinleyeceğiniz hikaye, çocuk yaşta tahta çıkan, gençliğinin baharında daha 18 yaşındayken Yeniçeriler tarafından acımasızca öldürülen, Osmanlı Devleti'nin 16. padişahı Genç Osman'ın hikayesidir. 3 Kasım 1604 tarihinde İstanbul'da doğan Genç Osman, Sultan 1. Ahmet'in dünyaya gelen ilk oğludur. Bu münasebetle kendisine Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin adı verilmiştir. Şehzadelik yılları hakkında fazla bilgi olmamakla birlikte, bir kısım batı kaynaklarında çok iyi eğitim aldığı, 4 yaşındayken okumaya başladığı, doğu dilleri yanında Latince, Yunanca, İtalyanca bildiği kaydedilir. Babası 1. Ahmet'in vefatı üzerine de 1617 yılında kendi hakkı olmasına rağmen Osmanlı saltanat sisteminde ilk defa vuku bulan bir uygulamayla amcası 1. Mustafa'nın tahta çıkarılması onun üzerinde büyük bir etki yaptı. Amcası akli dengesizliği sebebiyle 96 gün süren ilk saltanatının sonunda tahttan indirilince 26 Şubat 1618 tarihinde tahta çıktı. Genç Osman kendisinin yerine amcasının tahta çıkarılmasından dolayı kaymakam Sofu Mehmet Paşa'ya ve onunla işbirliği yapan Şeyhülislam Esat Efendi'ye kırgındı. Bundan dolayı padişah olur olmaz gelecekte kayınbabası olacak olan Şeyhülislam Esat Efendi'nin yetkilerini kısıtladı. Ülema tayini ve diğer işlerde hocası Ömer Efendi'yi yetkili kıldı. Çocuk yaşta tahta çıkmış olmasına rağmen bozulan devlet düzeninin farkına varan Genç Osman, daha saltanatının ilk yılında özellikle Yeniçerilerin bozulmuş olan disiplinini yeniden sağlamaya çalıştı. Ayrıca bizzat tebliğli kıyafetle sık sık İstanbul'da teftişe çıkıp meyhane, bozahane gibi yerlere baskınlar düzenledi. Yakalanan Yeniçerileri sert bir şekilde cezalandırdı. Öte yandan hem asker nezdinde güvenini artırmak hem de ataları gibi büyük fetihler yapmak amacıyla 1621 yılında Lehistan üzerine sefere çıkmaya karar verdi. Sefer kararı alınca da ileride rakip olabilecek kardeşi Şehzade Mehmet'i öldürttü. Sefer için Edirne'ye gelen Genç Osman ordusunu denetleyerek 3 gün boyunca askeri tek tek saydırdı. Askere bahşiş ve maaş dağıtımı konusunda oldukça titiz davrandı. Ulemanın arpalıklarını kestirdi. Bütün bu uygulamaları Yeniçerilerce ve ulemaca hoş karşılanmadı. Genç Osman ordusuyla birlikte 2 Eylül 1621 tarihinde Hotin Kalesi önlerine geldi. Ancak kuvvetli bir tahkimat kuran Leh ve Kazak ordusuna karşı yapılan hücumlar bir netice vermedi. Paşalar arasındaki çekişme ve özellikle de Yeniçerilerin isteksiz davranmaları sebebiyle Hotin Kalesi bir türlü alınamadı. Bu başarısızlığa rağmen Lehistan elçilerinin savaşa kendilerinin neden olduklarını bildirmesi üzerine 29 Eylül 1621 tarihinde Hotin Anlaşması yapılarak sefere son verildi. Sefer dönüşü Edirne'deyken bir oğlu olduğu müjdesini alan Genç Osman buna çok sevindi. Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Zira padişah İstanbul'a geldikten hemen sonra hanımının arzusuyla Hotin seferini temsil eden gösteriler sırasında bir tüfekten seken kurşunun isabet etmesiyle oğlunu kaybetti. Genç Osman İstanbul'a döndükten 5 ay sonra kendi elleriyle kendi sonunu hazırlayacak bir karara imza attı ve hacca gitmek için hazırlık yaptırdı. Zira padişahın bu niyeti çeşitli dedikodulara yol açtı. Bu dedikodulara göre padişah başkenti Bursa veya Kahire'ye taşıyacak, Anadolu, Şam ve Mısır'dan asker toplayarak Yeniçerilerin üzerine yürüyüp onları ortadan kaldıracaktı. Devrin tarihçilerinden Kara Çelebizade dedikodulara yol açan bu durumu padişahın Hotun seferinde uğradığı başarısızlık yüzünden askere kırgın olduğu, bu duygularla hacca niyet ettiği, Anadolu'ya geçerek başarısızlığa sebep olanlardan intikam almak istediği şeklinde belirtir. Genç Osman isyandan önceki cuma günü namaz kılmak üzere heybetli görünmek amacıyla içi pamukla doldurulmuş büyük bir elbise giyerek Sultan Selim Camii'ne gitti. Onun bu davranışı atası Yavuz Sultan Selim gibi Suriye ve Mısır'a gideceği şeklinde yorumlandı. Padişahın hem kayınpederi hem de dönemin Şeyhülislam Esat Efendi hacca gitmek yerine kendi adına bir cami inşa ettirmesinin daha büyük bir sevap olacağını söyleyerek onu ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra padişahın emriyle çadırlar Üsküdar'a geçirildi. Bu haber ulema ve asker arasında yayılınca padişahın hayatına mal olacak isyanın fitili de ateşlendi. Kendilerine karşı yapılan baskılardan ve arpalıklarının kesilmesinden dolayı padişaha gücenmiş olan ulema, ocaklarının geleceğini tehlikede gören Yeniçerilerle birleşti.
İsyancılar önce Genç Osman'ı bütün bu işlere sevk ettiği iddiasıyla Sadrazam Dilaver Paşa, kızlar ağası Süleyman Ağa ile padişahın hocası Ömer Efendi'nin idamını istediler. Genç Osman'ın bu istekleri kabul etmediği gibi saraydaki bostancıları silahlandırdığı ve tahkimat yaptırdığı haberleri yayıldı. Bunun üzerine 19 Mayıs 1622 tarihinde isyan başladı. Genç Osman, gençliğinin verdiği tecrübesizlik sebebiyle serin kanlılığını koruyamadı. Çaresizlik içinde bir süre sert bir şekilde direndi. Fakat saraya giren asilerin amcası Mustafa'yı padişah ilan etmesiyle duruma hakim olabilmek için Dilaver Paşa ile Süleyman Ağa'yı onlara verdi. Şeyhülislam Esed Efendi bu sırada devreye girerek istekleri yerine gelen asilerin çekilmesini ve Mustafa'nın da tekrar eski yerine götürülmesini istedi. Ancak etkili olamadı. Genç Osman, Mustafa'nın saraydan çıkarıldığını duyunca son çare olarak gece yarısı ansızın Yeniçeri ağası Ali Ağa'nın konağına giderek Ali Ağa'dan Yeniçerileri ikna etmesini istedi. Ali Ağa isyancılarla konuşmak istediyse de Yeniçeriler Ali Ağa'yı konuşturmayıp oracıkta katlettiler. Ardından da Genç Osman'ı yakaladılar. Dönemin görgü şahidi tarihçilerine göre padişah feci bir şekilde başı açık üstü perişan bir halde beygire bindirildi. Ağır hakaretler altında Sultan Mustafa'nın bulunduğu orta camiye götürüldü. Aynı gün öğleden sonra yine ağır hakaretlerle yedi kuleye sevk edildi ve burada hayaları sıkılarak etkisiz hale getirildi. Daha sonra boynuna atılan kementle boğularak öldürüldü. Öldüğüne delil olmak üzere de burnu ve kulakları kesilerek Sultan Mustafa'nın annesi Fuldane Sultan'a gönderildi. Cenazesi gizlice Topkapı Sarayı'na getirilmiş ve sabahleyin kılınan cenaze namazının ardından Sultan Ahmet Külliyesi'nin yanında bulunan 1. Ahmet Türbesi'ne defnedilmiştir. Osmanlı tarihinde o zamana kadar görülmemiş bir olay sonucu hayatını kaybeden Genç Osman, yerli ve yabancı kaynaklarda cesur, mağrur, ecdadının zaferlerine gıpta eden, silah kullanmakta ve at binmekte son derece mahir, ancak cimri, sert tabiatlı, asker ve ulema tarafından sevilmeyen bir hükümdar olarak tanıtılır. Sultan Genç Osman'ın feci şekilde öldürülmesi ülke içerisinde büyük bir infiale yol açmış. Bunun sonucunda Osmanlı topraklarında birçok isyan çıkmış ve bu isyanlar 4. Murad'ın 1632 yılındaki mutlak saltanatına kadar bastırılamamıştır.